Bitkiler uzmanı İbrahim Gökçek'le birlikteyiz. Evet, kendisine bitkilerin mucizesini soracağız. Ve biliyorsunuz ki bitkiler artık günümüzde pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Peki hangi hastalıklarda kullanılıyor ve özellikle bugün kurdeşen rahatsızlığı nedir? Tedavisi bitkilerle mümkün müdür? Öğreneceğiz uzmanımızdan. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, hürmetler, saygılar. Evet, kurdeşen hastalığı ve alerji çok rastlanılan bir durum değil mi? Evet, şimdi özellikle de bu mevsimde havalar yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemi, vücudumuz bu mevsim değişine alışkın değilse, bağışıklık sistemi yeteri güçlü değilse alerji ortaya çıkıyor. Özellikle de kurdeşen. Bazı kişilerin vücudunda kaşıntılı, kabarcıklı böyle nokta şeklinde veya 1 santim, 2 santim veya birleşerek topluca böyle kümeler halinde kabarcıklar oluşuyor, kaşınıyor. 15-20 dakika, bazen yarım saat kabarıklar kalıyor, yavaş yavaş geçiyor. Tedavisi yok maalesef. Çok da kötü bir duygu, düşünsenize yani. Bir türlü de geçmiyor değil mi? Evet. Bazılarında anjiyoödem de olabiliyor. Yani bu daha kötü. Boğazında olursa şayet anjiyoödem aniden boğazı şişerse nefes alamaz. Evet, Allah alerjide olursa, en çok korkulan şeylerden çok biri odur. Bazı hastalar geliyor... Göz kapağı böyle şişmiş, gözünü kapatmış. Veya dudağı sarkmış, böyle taburuya kadar inmiş dudağı. Alerjiden evet, alerji. Birdenbire. Bu stres odaklı mı? Stres bunu tetikler. Fakat ana faktör bu değil. Bunun sebebi bağırsak florasının bozulması. Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun %99'u faydalı bakteri. B6, B12 vitamini, B9 yani folik asit. Vitamin üretirler, lifli besinler parçalar, yağları yağsına, proteinleri amino asit dönüşler vesaire. Fakat kişi mecburi nedenlerle, geçmişte kullanmış olduğu ilaçlar nedeniyle faydalı bakteriler yok olur, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa, zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsak mukozasını yakar. Yanan, kavrulan bağırsak mukozası yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa histamin oranı yükselir, bu da alerjiye sebep olur. Yani bağırsakları tedavi etmeden alerjiden kurtulmak mümkün değil. Evet, günümüzde çok fazla rastlanan bir durum. Genellikle uzmanlar biraz da strese bağlı olduğunu düşünüyorlar. Tabii o tetikleyici bir faktör. Fakat ana faktör mide ve bağırsaktaki problemler. Mesela midede Helicobacter pylori isimli bir bakteri gastrite ve ülsere sebep olur. Yani mide rahatsızlarının %80'ine sebep olan bakteri. Bu bakteri birçok toksik madde üretir. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Histamin de üretir. Tedavi edilmezse zamanla gastrit, ülser, Allah korusun kansere kadar gider. Yani ağır bir vaka. Bunun üretmiş olduğu fazladan histamin alerji tetikler. Şimdi bu her yaş grubunda da görülmekte.